gelsin. Teşekkürler. Sigaraya gelen yeni zamlar hakkında ne düşünüyorsun abi? Ulan ne söyleyeyim, düşüneyim ki işte vurun abalıya. Yani habire vurun halka. Yani halkın sırtından sopayı eksik etmeyin abi. Allah razı olsun. Değil mi abi? Yani vurun abalıya. Başka bir şey demiyorum yani. Senin peki abi sigara bırakmak konusunda ne düşünüyorsun? Sigarayı bırakır mısın yoksa devam eder misin? Devam ederim yani. Eder misin? Ederim. Abi? Ne kadar olursa olsun ederiz. Yani ne olursa olsun ederiz yani. Tütün içeriz ama devam ederiz. Merhabalar abi. Sigaraya gelen son zamlar hakkında ne düşünüyorsun abi? Abi çok iyi düşünmüyor kardeşim. Kaçak sigaralara, kaçak tütünlere oraya buraya hep gidiyor. Bir pakette 3 milyon lira zam konmaz ki ya. Değil mi abi? Aynen öyle. Yani bir, hadi 1 milyon konu, 2 milyon. Askeriyete gelen zama bak, buna bak, buna bak, buna sigaraya gelen zama bak. Adam 1 milyon kaç lira maaşı yok, para yok, pul yok. Sigaraya da dünya kadar para. İçmesek ne olacak? Sakat. Gidip de kaçak mı içecek? Zehir mi içecek bana? Başka bir yerden mi alak? Ne yapak? Çok doğru söylüyorsun abi. Bir pakette 3 milyon lira zam olmaz. 4 lira zam olmaz. İçmesek zaten alışıp bağımlılık yapmış kardeş. Gidip başka bir şey mi içecek? Esrar mı içecek? Eroin mi içecek? Kokain mi içecek? Ne içecek? Yine ucuz yoludur en ucuz sigara bunu içiyor. Bir kurtarız kanımız bu. Çok doğru söylüyorsun abi. Peki abi bırakmayı hiç düşünüyor musun? Yok abi nasıl bırakayım bu streste bunalımda nasıl bırakacak kardeş? Ben karıyı bıraktım sigarayı yine bırakmadım ya. Nasıl bırakacağım sigarayı? Abi, ikinci kar aldım onu da bırakacağım bu cigarayı. İyi de kardeş. Çok doğru söylüyorsun abi. Çok teşekkür ederiz. Zam. Yani her adıktığımızda zam kardeş. Karıyla da yatsak zam. Yola da yürütsek zam. Su da içsek zam. Cigara da içsek zam. Çok doğru söylüyorsun abi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz kardeş. Kurban olayım ne olacak? Durum böyle. Abi görüşürüz Allah'a emanet. Sağ ol babam kolay gelsin. Eyvallah abi. Sigara zamları hakkında ne düşünüyorsun abi? Vallahi iyi şeyler düşünmüyorum. Evet. Sigara tamam iyi bir şey değil içmek. Keşke bırakabilsek ama yapılan zamlar da sen enflasyon %20 küsur olmuş. Emekliye %5 vermişsin. Zam %3 lira bir paket sigaraya 3 lira zam yapmışım. Bu %30 yani tam şimdi matematiksel hesap yapamayacağım ama herhalde %30 civarlarına denk geliyor. 3 lira zam. Ya bu insanın geliri nedir ki 3 lira. Tamam bu zammı fabrikalar yapmış, devlet yapmamış ama gene de çok bence yani ama bu ülkede hangi şey yerinde oluyor ki buna isyan edelim? Çok doğru söylüyorsun abi. Peki abi sigara bırakma gibi bir düşüncen var mı? Bırakır mısın? Vallahi bu koşullarda zor dostum. Bu koşul çünkü sigarayı biz niye içiyoruz? Bir nevi antidepresan. Tamam bunlar eroin gibi bir şey. Katılıyorum. Evet. Yani içmek iyi bir şey değil. Kesinlikle katılıyorum. Gençlere de söylüyorum. Biz alıştık bırakamıyoruz. Nasıl eroine alışamıyorsun bırakamıyorsun ayrı işte toplumsal görüşmeler yapıyorlar, konuşmalar yapıyorlar, ilaçlar kullanıyorlar. Aynı onun gibi bir şey. Sadece adı eroin değil sigara. Ama alışan insanın bırakması çok zor. Yani böyle şimdi kolay değil yani. Keşke bırakabilsek. Değil mi abi? Çok doğru söylüyorsun. En düşük sigara abi 14 lira olmuş. O da evet, aynen Maltepe öyle. Gibi aynen. Sigaralar. Yani bu asgari ücretle bu şey... Ya kesinlikle. Çok çok zor. Çok aşırı bir şey. Ama ben sizin yerinizde olsam tamam sigaraya yapıldı. Eyvallah. Buna bakarsan elektriğe Ocak'tan beri %40 zam geldi. Daha dün doğal gaza geldi. %15 zam evet. Baba yolu karıştırdı galiba. Ya ona buna her gün zam geliyor. Adamlar yeni İstanbul İzmir otobanını açtılar. 200 küsür. Köprüyü de koy 300 küsür. Yani nereye gidiyoruz bilmiyorum. Allah sorumuzu hayır etsin. Allah gençlerin yardımcısı olsun. Amin abi. Cümle. İşsizlik çıkmış yüzde bilmem kaça genç arasında. Çok şükür emekli olduk. Yırttık bir yerde ama. Sevinim mi üzülüm mü onu da bilemiyorum. Ayrı konu. Doğru adam kendi çalışana verdi %20. Emekliye verdi %5. Kendini aldı %40. Adalet. Ben asilim. Onlar vekil. Yani onlar beni temsil ediyorlar. Değil mi? Evet abi. Ben asilim. Benim çok almam lazım. Onlar niye çok alıyor? Adam çıkmış 22.200 lira maaş alıyor. Yok azmış. Oldu canım. Sen onu az diyorsan biz ne yapalım bilmiyorum. Çok. Sigaraya gelen yeni zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası doğru bulmuyorum. Çünkü bir sene içerisinde totale vurduğumuz zaman 5 liralık bir zam olmuş oldu. Açıkçası benim içtiğim sigara ilk
13 liraydı yanlış hatırlamıyorsam, 15 oldu, 15'ten 18 oldu, cart oldu, curt oldu. La aldığımız maaş belli, yaşadığımız hayat belli. Sen 2020 lira, bir de 20 lirası var, ben o 20 lirayı zikretmek istemiyorum. 2000 lira veriyorlar. Diyorlar ki kardeşim işte bunlar bu kadar, şunlar şu kadar, bunlarla bu parayla geçineceksin. Yok öyle bir dünya. Ben sigara içiyorum, bu zamları da çok doğru bulmuyorum. Ki bu sigaraya da takılmamak lazım. Aynı zamanda alkole gelen zamlar, uygulanan zamlar. Ben bir ay önceden kaç liraya içiyordum, şimdi olmuş en ucuz bira 9.75. Bak şimdi biraz önce attım, şey marka vermeyeyim şimdi. Ondan sonra o biralar olmuş kaç para? Biz bu kadar pahalı bira içecek bir şeyde yaşamıyoruz, affedersin. Biranın cenneti ya da sigaranın cennetinde yaşamıyoruz. Aslında bizim ülkemizde bir cennet. Şimdi bir tek sigarayla alkole de takılmamak lazım. Yani takılacağımız konular aslında gözümüzün önünde ama biz göremiyoruz. Şimdi mesela sarımsak. Kastamonu'nun sarımsağı, Taşköprü diye bir yeri var herhalde. Gidip de görmediğim için pek hakim değilim bu konuya ama oradaki sarımsakları mesela hiçbir Türk vatandaşı orada yaşamayan hariç yiyemiyor. Yani onların hepsi yurt dışına ihraç ediliyor. Sarımsak da değil. Biz pamuk ülkesiyiz ya, saman. Saman ülkesiyiz. Biz samanı balya balya yurt dışından ithal ettik. Yani bu akıl fikir versin Allah herkese. Başka bir şey demiyorum. Peki sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz hiç? Öyle bir düşünceniz var mı? En düşük sigara 14 lira olmuş. Konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Markası görünmüyor herhalde. Bu 16 lira. Sigarayı bırakma gibi bir hiçbir düşüncem, niyetim yok. Hatta bu gelen zamlar, devletin uygulamış olduğu işte çeşitli yükselen fiyatlar bizim bu ülkede yaşayan gençlerin ya da insanların ufkunu genişletmesi lazım. Ben mesela sigarayı bırakmak yerine bir tarla alıp tütün ekmek istiyorum, biçmek istiyorum. O ektiğim, biçtiğim tütünü kurutup içmek istiyorum mesela. Peki, bu... Herkes bunu yapamaz ama. Sadece siz düşünüyorsunuz ama yani bu gelen fiyatta herkes ilgilendiriyor. Yani bu sadece siz yapmayı düşünüyorsunuz. Öyle güzel, hoş söylediniz ama şimdi mesela ben atıyorum, beni bu şeyde gören insanlar diyecek ki aa bak bu kardeş, Feris kardeşimiz doğru söylüyor. Evet. Sigara zamları... Sigara zamlarıyla alakalı en güzel cevabı aslında dayı verdi. Ülke gitgide, esas bir şey söyleyeyim mi? Ülke gitgide bir çıkmaza gidiyor. Yani deliriyoruz la biz. Yani şimdi... Sigaraya gelen yeni zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bu zamları destekliyorum. Şu anda en ucuz sigara 14 TL civarında. Bu 14 TL olmasın, 20 TL olsun, 30, 40, 50 TL olsun. Ama buna orantı olarak da asgari ücretlerde 6.000 lira olsun, 7.000 lira olsun. Şu anda ülkemizdeki en büyük sorunlardan birisi. Ülkemizde yaşayan insanlara mülteci muamelesi yapılıyor. Yani dışarıdan gelen insanlara, Suriyelilere karşılıksız olarak para veriliyor, maddi yardımda bulunuyor. Ama ben öğrenci olarak, bana ayda 500 TL veriliyor ve bu para da geri alacak. Yani bu destekleri hani dışarıdaki insanlar yerine kendi milletimize yapmamız lazım. Sigara zammı konusunda da insanlarımız biraz daha iradeli davransa, hani bir müddet boyunca sigara almasa kimse, mecbur olarak devlette bu sigara zammını birazcık indirim yapmak zorunda kalacak. Çünkü ülkemiz bizim vergilerle dönen bir ülke. 4-5 sene öncesine kadar ülkemizdeki en ucuz sigara 6 TL civarındaydı. Şu anda 14 TL civarlarında. Yani %150'ye yakın bir zam yapılmış durumda. Sadece tütün için söylemiyorum ama araba için de söylüyorum, otomobil sanayisine de söylüyorum. Yani dışarıda 20-30 bin TL olan araba bizim ülkemizde vergilerle birlikte 150 bin lira, 200 bin liraya denk geliyor. Ya bu konuda biraz bizim de biraz daha duyarlı davranmamız lazım. Bizim duyarlı davranmamız doğrultusunda yani biraz daha indirim olacağını düşünüyorum. Peki hiç bırakmayı düşünmüyor musunuz? Ya bırakma gibi bir niyetiniz yok. Bırakmayı düşünüyorum, herkes düşünür ama hani düşündükçe olan da bir şey değil bu. Hani ben daha fazla içiyorsa sayılmam bu. Sigarayı 40-50 seneden beri içen insanlar var. Onlara bırak dediğin zaman bu adamlar bırakamaz. Hani zamlarla birlikte de bu adamların yapacağı şey kaçak sigaraya yönelmek olacak. Tütün olacak. Tütün içmek olacak. Yani kaçak sigara alıp terör de şeylerine, örgütlerine geçen bu para, devletimiz biraz daha indirim yapsın. Devletimiz kazansın. Abicim, sigaraya gelen yeni zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Valla Türkiye zamla yatıp zamla kalkıyor. Bir kere başta sadece sigara değil, bütün maddelere, içkiye de aynı zam mı yapıyorlar, sigaraya da. Toplumu yönlendiriyorlar. Sigara içen adam devlet kontrolünde, bırakın sigarasını içsin, ucuz içsin.
ne yapıyorlar? Zam yapıyorlar. Vatandaş başka şeylere kayıyor. Bakın Türkiye'de artık ilkokulların önünde uyuşturucu satılıyor. Tabii devlet bunu kontrol edemiyor. Edemeyince kontrol ettiği şeyleri de pahalı yapıyor. Toplumda ne yapıyor? Ucuza saldırıyor. Bu sigaraya yapılan zamlar toplumda uyuşturucunun patlamasına neden oluyor. Evet abi. Bu kadar vahim bir olay. Yoksa meseleyi zamla falan da değil. Yani siz topluma yasak ediyorsanız 4. Murat'tan beri yasak, yasak, yasak. Bu yasaklara heves ediyor millet. Siz kanuni olan vergisini aldığınız sigaraya bu kadar zam yaparsanız vergisini alamadığınız şeylere millet saldıracak. Onun için de ilkokul seviyesine düşmüştü Türkiye'de uyuşturucu. Emin olun. Evet abi. Peki abi doğalgaza gelen %15 zam hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi doğalgazı dışarıdan alıyoruz, eyvallah. Dışarıdan alıyoruz da kardeşim, devlet bir kere doğalgazın yanında sadece doğalgazı pahalandırmakta kalsalar yine eyvallah. Okuma bedeli, TRT vergisi, bilmem ne vergisi. Adam yatıyor, TRT keyfi diziler yapıyor, şeyler yapıyor. Biz doğalgaza onun şeylerini ödüyoruz. Bunlar yanlış. Toplumu bu kadar germemek lazım. Zaten toplumu bu kadar gerdikleri için, ekonominin de çok berbat hale geldiği için bunlar kaybediyorlar. Bugünkü iktidarın kaybının altında yatan gerçek neden de budur. Abi çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.